Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı. Merhaba değerli dinleyiciler. Radyo Kitaplığı'nda bugün Ferhat Defteri'nin kaleme aldığı İslam'da Entelektüel Gelenekler başlıklı çalışmayı tanıtmak istiyorum. Kitap Türkçe'ye 2005 yılında Muhammed Şeviker tarafından kazandırılmış. Kitap oldukça önemli. İslam'da entelektüel geleneklerin sınırlarını, içeriklerini, ortaya koyduğu verimlilikleri ele almak, tartışmak için oldukça önemli bir başvuru kaynağı özelliği taşıyor. Tabii ki kitabın editörü, Defteri pek çok tanınmış yazardan, düşünürden katkı alarak bu çalışmayı ortaya koyuyor. Entelektüel kavramı çok tartışılıyor. Aydın kavramı, entelektüel, alim, arif gibi kavramlar aralarındaki nüanslar dikkate alınarak değerlendiriliyor. Defteri de çalışmasında entelektüel kavramını, içeriğini ve bunun Müslüman toplumlardaki karşılıklarını, sınırlarını öncelikle ortaya koyarak çalışmasını bize takdim etmeye çalışıyor. Müslüman dünyanın düşünce alanında ortaya koyduğu şeylerin nelerden ibaret olduğu, Müslüman dünyanın neleri düşünüp neleri düşünmez kıldığını, bu dünyada dile getirilen konuların nerelere doğru sarktığını göstermeye çalışıyor ve burada tabii ki çok mümbit, çok besleyici bir entelektüel damarın Müslüman dünyada içkin olduğunu ve bunun tarihin değişik dönemlerinde karşımıza çıkarak, değişik dönemlerinde bizi besleyen yeni sorularla, yeni tartışmalarla, yeni müzakere alanlarıyla gerçekten oldukça kuşatıcı, oldukça yönlendirici bir dil ürettiğini vurgulamaktadır. Defteri bu çalışmasında pek çok yazardan katkı alıyor ve onların katkılarını bir şekilde özümseyecek bir değerlendirme, bir giriş yazısıyla da çalışmasını okuyucuyla buluşturuyor. Modernlik tartışmaları, tabii ki modern dünyada karşılaştığımız sorular oldukça önemli ama İslam'ın 1. 2. 3. asırlarında henüz daha yeni yapılanmaya çalışan bir uygarlığın, bir medeniyetin ortaya koyduğu soruları, Batı'yla karşılaşmaları, özellikle Yunan felsefesiyle karşılaşmanın ortaya çıkardığı sorunlar, fetihlerle birlikte yaşanan düşünsel gerilimler, Moğol ve Haçlı seferleri gibi dışarıdan yapılan müdahalelerin İslam dünyasındaki ortaya çıkardığı ifsad edici yaklaşımlar, kendi içinde düşünsel, mezhebi, entelektüel farklılaşmalar, bütün bunları takip ettiğimizde gerçekten de Defteri bize bir kronolojiyi izleyerek İslam dünyasında nasıl düşünsel bir hareketlilik olduğunu, bu düşünsel hareketliliğin doğrudan felsefeye ya da kelama izafe edilmeksizin kuşatıcı bir şekilde nasıl büyük toplumun dilini ve imkanlar dünyasını yansıttığını anlatmaya çalışıyor. Benim açımdan bu çalışmada en verimli, en böyle besleyici, belki de mutlaka okunması gereken, eğer kitabın tamamını okumaya, incelemeye vakit bulamazsak mutlaka özel olarak o metinle karşılaşmamız gerektiğini düşündüğüm bir son yazı var. O da Muhammed Arkun'a ait. Biliyorsunuz birkaç yıl önce kendisini kaybettik. Muhammed Arkun, gelenek ve küreselleşme arasında günümüz İslamlı adlı makalede bugün bizim çoğumuz için aşina olan, yeni öğrendiğimiz, yeni fark ettiğimiz bir sertleşmenin, bir radikalleşmenin nereden kaynaklandığı konusunda oldukça erken bir dönemde Arkun antropolojik dikkatinin, antropolojik birikiminin de katkılarıyla önemli değerlendirmede bulunuyor ve İslam dünyasında ortaya çıkan çarpık cihat anlayışlarının nereden beslendiğini, küreselleşmeyle Müslüman dünyanın grameri arasındaki olası eşitliğin, olası buluşmanın İslam dünyasına ne gibi külfetler, sorunlar açacağını oldukça erken bir dönemde okuyucuyla paylaşmış oluyor. İyi günler diliyorum efendim. Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı.